Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte sağda solda reklamını çok gördüğümüz fiyat performans telefonu Kaan N1'e bakıyoruz. Üretim şu an Türkiye'de gerçekleşmiyor ancak yakın vadede planları arasında olduğunu duyduk. Telefonun %100 yerli sermaye olduğunu belirtelim. Kutu içeriğinden 1 adet kulaklık, 1 adet USB kablo, adaptörümüz, bunun yanında ekstra olarak telefonumuza bir kılıf ve ekran koruyucu jelatin geliyor. Şimdi gelin tasarımına bakalım. 5.5 inçlik Full HD IPS 1 ekranı bulunan Kaan N1 Dragon Trail ile ekranın çizilme ve darbelerden koruyor. Ayrıca metal kasamızın da düşmelerden, darbelerden telefonumuzu koruyacağı belli. Telefonumuzun arka tarafına baktığımızda geniş bir yer kaplayan kamerasını, hemen altında çift ton LED flaşını, onun da altında parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Parmak izi okuyucusunun oldukça stabil ve hızlı çalıştığını belirtelim. Sağ tarafa baktığınız zaman ses açma, kısma ve güç tuşunu, sol tarafında ise SIM kart ve micro SD kart yuvamızı görüyoruz. Üst kısma baktığınız zaman sadece 3.5 mm'lik jack girişi yer alıyor. Alt tarafta hoparlör ve mikrofon deliklerini görüyoruz. Tasarım açısından hoparlör ile aynı deliklerin mikrofon için kullanılmaması bence güzel bir detay olmuş. Ön tarafa geçtiğimiz zaman bir home tuşu, onun hemen altında çok şık duran bir bildirim ledi, ön kamera ve ayıcıyı görüyoruz. 2.5D kıvrımlı bir yapıya sahip olan ön kısım bildirim LED ile birlikte güzel bir bütünlük oluşturmuş. Altın ve platin olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonumuzun arka kapağının çıkmadığını belirtelim. Telefonumuzun 7.3 mm kalınlığı, 15.4 cm uzunluğu ve 7.6 cm bir genişliği bulunuyor. Ayrıca metal kasamızda ufak bir ağırlık katıyor. Telefonumuzun toplam ağırlığı 165 gram. Telefonun Android sürümünden de bahsedelim. Siz bu videoyu izlediğiniz sırada zaten telefonlar Android 7 sürümünü almış olacak. Yani telefonlar en güncel Android sürümüyle birlikte geliyor. Telefonumuzun dahili depolaması 32 GB arkadaşlar, ancak isterseniz 128 GB'a kadar micro SD kart takabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi akıllı telefonların önemli noktalarından biri olan kameraya değinelim. 13 megapiksellik bir ana kamerası bulunan Kaan N1 gerçekten de renkleri bol ışıklı yerlerde oldukça güzel gösteriyor. Düşük ışık performansı da bu tarz fiyat performans telefonu için bizce geçerli. Tabii yetmediği durumlarda çift ton LED flash ile biraz daha iyi fotoğraflar çekebiliyoruz. F2.2 diyafram değerinde olan ana kameramız video tarafında da 1080p çözünürlüğü destekliyor. Telefonumuzun ağır çekim video modu da var arkadaşlar, ancak 640x480 çekebiliyor. Bu biraz düşük gibi görünebilir ama yine de dediğimiz gibi burada önemli olan detay telefonun fiyatı. Selfie kamerası 8 megapiksel olan telefonumuzun 88 derecelik bir çekim açısı var. Bu da dostlarınızla yan yana geldiğinizde rahat rahat kadraja sığmanızı sağlıyor. Ön kamera için şunu da hemen söyleyeyim, düşük ışık performansı arka kameramız kadar tabii ki de iyi değil. Yani kamerayı şöyle özetleyebiliriz. Böyle güzel bir ışığınız varsa, hava aydınlık, ferahsa gayet rahat takılabilirsiniz. Şimdi gelin teknik detaylardan önce bir oyun oynayalım. Telefonumuzda ısınıyor mu, ısınmıyor mu ve şarjı nasıl gidiyor, bunu gözlemleyelim. Oyun testimizi yaptığımıza göre şimdi biraz da teknik detaylardan bahsedebiliriz. Telefonumuzda 8 çekirdekli MediaTek MT6755 kullanılmış. Grafik tarafında da Mali T860MP2'yi görüyoruz. Aynı zamanda 3 GB'lık RAM ile birlikte gelen telefonumuzun 32 GB'lık dahili depolaması var. Zaten bu teknik özelliklere genel olarak baktığımız zaman bu telefonu bir amiral gemisiyle kıyaslamak yanlış olur. 4.5G ve Bluetooth 4.0 gibi teknolojilerin bulunduğu telefonumuzda NFC gibi bir seçeneğimiz yok. Şimdi sıra geldi pilimize. Arkadaşlar, telefonumuzun içinde 3000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Pilimizin hızlı şarj gibi bir özelliği yok. Aynı zamanda yoğun kullanımlarda bir günü rahat çıkartabiliyoruz 3000 mAh sayesinde. Şöyle bir test yaptık. Pilimiz %0 seviyesinden %100'e toplam 2 saat 10 dakika gibi bir sürede ulaştı. Artık telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Başarı Elektronik'in ortalama 1300-1350 lira bandında sattığı bu telefon, gerek metal kasasıyla, gerek şık tasarımıyla, gerekse parmak izi okuyucusu gibi üstün özelliklerle fiyat performans telefonları arasında rahatlıkla koyabileceğiniz telefonlardan birisi olmuş. Tabii bunca olayın yanında bir de isminiz Kaan'sa mis gibi kendi adınıza üretilmiş bir telefon kullanmış olacaksınız diyelim ve videomuzu kapatalım. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar, kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, yanımda duran videoları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen üstündeki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.